Game Night'a hoş geldiniz. Nasılsınız Murat abi? İyiyim. Saatler olsun. Teşekkür ederim. Yakışıyor sana kısa saat. Sağ olun. Teşekkür ederim. Euroleague, NBA'de sıralamalar çıkmaya başladı. NFL devam ediyor. Gündemimiz yoğun. Hızlıca başlayalım. Dün akşam Anadolu Efes, Real Madrid karşısında evinde 80-103'lük bir mağlubiyet aldı. Pek de iç açıcı bir görüntü vermedi ama siz Efes'i nasıl yorumluyorsunuz? Valla Elijah Bryant'ın olmaması tabii ki Efes'i etkiledi. Ya böyle geçiş dönemlerinde bazı kilit oyuncular çok önemli. Shane Larkin ilk maçı çok iyi oynamıştı. Will Clyburn. Ondan sonra Boboa. Yani kulübü bilen, bazı takım arkadaşlarını çok iyi tanıyan. Larkin maça 5 sayı ve 2 asistle başladı. Hatta 9 sayının hepsinde imzası vardı. Sonra Larkin yok. Clyburn hiç yok. Clyburn vücut gelmemiş. Dili felaket. 8'de 1'le mi ne maçı bitirdi doğru hatırlıyorsam. Baba yine elinden geleni yapıyor. Ama yani bu kadar ayrı telden çalan, tamam yeni oyunculara bak. Thompson 20 attı ama bence hala yolu var. Hı hı. Yani şey olmaya, istenilen seviyeye gelmeye. Şu anda Efes'in en iyi oyuncusu Erkan Yılmaz abi. O da şut atamıyor. Evet. Ama yani Willis sonra onunla şey oyuna girdiğinde Boboa bir anda oyun değişti. İki sayıya kadar indirdiler. Yani tamamen hustle, üç top çalma, işte 3 rebound, asistler. Yani şimdi öyle bir enerji çıkınca herkes katılıyor. Özellikle de yanında iki tane de taze kan gelmişse. Tabii. Yani felaket başlayan... Ben dedim ki bu seviye hiç Charles Barkley'e benzemiyor ama... Yani bu herhalde Charles Barkley. İçeriden, dışarıdan. Tabii. Yani Efes'in, geçen hafta da söyledik. Uzun rotasyonu bu seviyeler için özellikle çok yetersiz. Çok yetersiz. Ama uzun rotasyonundaki yetersizlik sadece sıkıntı değil burada. Yani o soyunma, Erdem Hoca'nın önce o soyunma odasını halletmesi lazım. Clyburn böyle oynarsa hiç kimseyi yenemez Efes. Belli bir seviyenin üstünde. Hele hele eksik varsa bir veya tabii iki tane. Hiç umut vermedi ama yani tamam Barcelona deplasmanı ve Real Madrid'le başladın ama yani şimdi tabii. Ona da geleceğiz. Real Madrid bu kadar maç yapıyor ki 6 günde 4. maçı 4. şehir. Tam aslında yenmelik maçta o açıdan baktığınızda. Ya işte Tavares yani şey maçında döndü ama Gabriel'deki biraz denedi. İkisi sakatlıktan dönüyordu. Tamam kadroları çok geniş. Hakikaten yani kaç milyon euro o kadro. Yani kadroya giremeyenler bile çok iyi, şey, Efes'in öyle bir lüksü bu sene yok. O nedenle mutlaka ve mutlaka yıldızları ve kulübü tanıyanların iyi oynaması lazım. Bir de yani şey, bu Campazzo'yu nasıl alamıyoruz? Yani o savunma ribaundu aldığı zaman, hatta Rodriguez falan da aldı, hemen ucuma geçiyor. Tabii. O kadar şey ki... Yarı sağ hücumunda bu kadar iyi oynayan, tempolu hücuma da bu kadar iyi çıkaran şu an oyun kurumu açısından herhalde zirvede. Kim diye düşünüyorum da yok. Bence de yok. Yani pozisyonu zorluyor. Şimdi diyorsun blok geliyor. Yüksek posttaki boş adamı görüyor. Nereden görüyor? Yani iki tarafında iyi oynuyor. Nasıl çok buluyor? İyi asistçi ve çok iyi skorer aynı zamanda. Yani... Valla işte şimdi bu hafta biraz inşallah soyunma odasını da toparlar. Çift maç haftası. İki tane maçı var evinde. Biri Asfel, biri de Valencia. Tamam Valencia farklı bir kulüp geçmiş yıllara göre. Hiçbir zaman hiçbir Türk takımına kolay rakip olmadı. Ama Asfel'i yenerek... 2'de 2 mecbur yani lazım. Şey yaparak, güveni arttırarak... Şimdi taraftar o kadar alıştı ki yani... Fenerbahçe şeyini tekrar Efes yaşamasın. Yani Obra zamanında rakibin kim olduğu fark etmiyordu. Evet, tabii. Şimdi güveni kaybederse o taraftar
Tabii. O salonu çok zor doldurur. O açıdan 2'de 2 çok iyi olur ama bir kere Asfel'e %100 yenmesi lazım. Nasıl yenecek bilmiyorum ama bu isteksiz yıldızlar ve şeyle, uzun rotasyonuyla. Ama tabii yani sezon başları, genellikle Euroleague başları kredi kazanma dönemleri oluyor. Geçen seneyi hatırlayalım. Fenerbahçe muazzam bir sezon başı ile sezonu açtı ve de o krediyi bütün sene boyunca yedi götürdü ve bitirdi. Ama sakatlıklar da burada etkili oldu. Gardı rotasyondaki sıkıntılar da oldu ama o krediyle acaba Final Four gelir mi sorusuna kadar gitti. O yüzden sezon başında kötü başlamak da aynı şekilde ilerleyen haftalardaki baskı derecesini oldukça arttıracak. Anadolu Efes'te nispeten yeni kurulan, yani head coach kadro yapılanması bir takım olduğu için bu krediyi baştan kaybetmesi kendisi açısından çok kötü. Tabii ki Barcelona ve Real Madrid'le başlamak burada bir etken. Tabii ki çok zor bir iki maçla sezon startı verdi Efes. Ama bu önümüzdeki iki maçı aynı sebepten dolayı kazanmak zorunda. Yani evindeki Asfel Valencia'dan da bir kazayla bile çıksa, 1 ve 3 olarak başlasa, bu her geçen haftanın ve her geçen maçın stresini, yükünü arttıracak ki yeni bir koç, yeni bir kadro bu baskılar gelişimi de engelleyecek veya o takımdaşlığı da engelleyecek yerlere gidebilir. Umarım öyle olmaz. Ben bu iki haftada ama şunu gördüm. Hem genel menajer, hem koç, hem de oyuncular seviyesini eleştirilecek şeyler var Efes'te. Genel menajerde pivot rotasyonundan bahsediyoruz. Oyuncularda Larkin ve Clyburn'un çıkıp karakter koyması gerekiyordu. Yani evet, yeni bir koç, yeni bir takımız ama biz hala buradayız. Mitsic gitti ama biz Avrupa'nın hala elit iki oyuncusuyuz, skoreriyiz. Oyuncuyu geçtim, skoreriyiz göstermesi gerekiyordu. Larkin'de de o süreklilik yok. Oyunun içinde çok kopmalar yaşıyor. Her zaman olurdu bu ama bu sefer koptuğu gibi bütün maçı. Yani başına iyi başladı, sonra bir daha Larkin'i göremedik. Coaching'e geldiğimiz son maçta tam tersi. O kadar iyi başlamadı. Sonunu getirdi ama o da yeterli olmadı. Coaching'e geldiğimiz zaman da yani dün ben Yabusele'nin switch'inde arkada bir kısanın kaldığı ve zayıf taraftan ikinci kısayla yardım getirelim mi ikinci çeyrekte gördüğüm anda zaten bitti bu iş dedim. Çünkü o kadar yüksek yüzdeli şutlar vermeye başladı ki Efes rakibine. Karşı taraftaki Real Madrid'de öldürücü silahları olan bir takım. Başka bir takım affedebilir bunu ama. Real Madrid bunu affetmedi nitekim ve o ekstra eforla gelen maça ortak olmayı ikinci çeyrekte zaten rakibe geri hediye edip Efes geride kaldı. Yani üçünün de bence bir tekrardan sezona bir start vermeye ihtiyacı var. GM'in pivot transferiyle oyuncuların bu iddiayı ortaya koyarak Erdem Hoca'nın da biraz daha özellikle rakibe göre çözümlerini değiştirerek. Pardon. Sezon başında yani Fenerbahçe nasıl açıkladı Bielitsa'yla Kalaitis'i istemiyoruz diye. Kontratları devam etse de Efes'in o imkanları var. Ya Plyce'la Zizic'den çık. Tabii. En azından yani, birinden çık. Hadi ikisinden çıkmıyorsun, birinden kesin çık. Yani ikisini de tutup orayı Jones'la yamalamaya çalışmak, yani Euroleague seviyesinde şu anda tecrübesiyle, size'ının şey olmasıyla, kaç yaşına gelmiştir Dunstan bilmiyorum ama Dunstan'ın yaptığı katkının 8-10 dakika içinde olsa yarısını yapamıyor. Yok, yapamaz. Yani o açıdan yani bir an önce bir araya gelip saydığın bütün ekipler, Tuncay Bey, ne oluyoruz hocam, ne lazım söyle. Tabii. Yani. Kadro planlamasında da yani Efes geriye gidiyor. O da tehlikeli bir şey çünkü herkes ileriye gittiği bir dönemden geçiyor. Yani herkes bilmem. İddialı takım diyelim. İddialı takımların sayısının arttığı diyelim. Yani yukarıdaki güç dengesi eskisi kadar kopuk bir güç dengesi yok. Bir ara Fenerbahçe, bir ara Efes, CSK'nın hep olduğu, Real Madrid'in olduğu kopuk gruplar vardı. Şu anda baktığınızda bir sürü takım yukarıya oynuyor. O da sizin erken form tutmanızın önemini arttırıyor. Yani Efes şimdi kazara Asfel veya Valencia'dan bir mağlubiyet alsa fatura gitgide
ciddileşmeye başlayacak. Tabii o şey dönemi bitti. Final Four'da Fenerbahçe garanti, CSKA garanti, Real Madrid garanti. Dördüncü takımda Olympiakos mu olacak? Tabii. Başka kim aynı vardı? Aynı şekilde Laboral sonra mi? Fenerbahçe'nin Efes geldi aşağı yukarı. Dördüncü takım değişiyordu. O devir kapandı. O yüzden Efes'in hızlı bir şekilde kendine gelmesi lazım. Çünkü şu takımı kesin yeneriz devri sizin söylediğiniz gibi Efes'te en azından kısa dönemde kapanmış gibi gözüküyor. Clyburn ve Larkin böyle oynadığı sürece. Yani Clyburn özellikle. Yani Larkin hadi sakatlıktan döndü. Biraz yaşı var belki ama yani ondan belki 30 dakika elit ve üst seviye oyun bekleyemezsin olur. Ama yani Clyburn kendine gelse bir tane takviye ama ben iki çok daha şık olur diyorum. Hala Efes'in kısa rotasyonu yani İyi. Elijah Bryant'ın da olmadığını unutmamak tabii. lazım. Hala kısa rotasyonu Avrupa'nın en iyi 2-3 tanesinden biri. Hı hı. 17 dakika sahada kalabilirdik. Yani foul problemi de yaşamadım. Oyunundan dolayı 17 dakika sahada kalabilirdik. Efor. Bak. Eforu gösterirse kötü oynarsın. Tabii. Mesela şey şut sokamadı abi ama Erkan ama oynadı. Tabii. Parçaladı kendini sadece. Aynen. Tamam. Süper yıldızsın. O kadar parçalama. Ama yani bir şey göster. Bir emek vereceğinin sinyalini ver. Dünyanın parasını alıyor. İlk çeyrekte yanılmıyorsam Murat abi. İki kere içeri girdi. İki kere birinde Tavares blokladı. Ondan sonra bir düşüş. Yani zaten başına da iyi başlamadı da o onun böyle sanki fişini çekmiş gibi oldu Clyburn'un. Çok psikolojik olarak yani eskiden bu kadar hassas mıydı yoksa son dönemde mi böyle oldu ama... Geçen sene de böyleydi. Abi CSK'da primler mirimler o dertleri atlatırsın yani. Doğru. CSK bambaşka bir yapı. Hakem dedikleriyle, maddi kuvvetiyle. Oraya girersek. Çıkamayız. Umarız Anadolu Efes bir an önce Euroleague'de istediğimiz, alıştığımız galibiyetlere başlar diyelim ve diğer temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun maç öncesine ve şu ana kadarki performansına geçelim.